Vida, F değerimiz kuvveti, R değerimiz kuvvet kolunu, R dediğimiz değer bize direnç kuvvetini verecek. A dediğimiz değer ise vida adımıdır. Direnç kuvveti bir vidayı F kadarlık bir kuvvetin etkisiyle tahta bloğu vidalamak istediğimizde tahta bloğun buradaki vidaya uyguladığı direnç kuvvetini R ile göstereceğiz. Direnç veya direngi kuvveti olarak ifade edilir. Vida adımımız ise tahta blok üzerinde F kadarlık bir kuvvetin etkisiyle vidamız bir tur döndürüldüğünde tahta bloktaki ilerleme miktarı bize neyi verecektir? Vida adımını verecektir. Yine buradaki basit makinalarda da işten kazanç olmadığı için kuvvetin yaptığı iş direnç kuvvetinin yaptığı işe eşit olacak. Yani kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol direnç kuvveti çarpı direnç kuvvetinin aldığı yola eşittir diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar, bu vidanın tahta bloktaki ilerleme miktarını bulmamız gerekirse her bir turda A kadar, yani vida adımı kadar ilerleyebiliyorsak n tur attığımız zaman toplamda h eşittir n çarpı a kadar ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Vida adımı 5 mm olan vidayı bir tahta bloğa vidalamak için 40 Newton'luk bir kuvvet 1 santimlik kol uzunluğu ile uygulanıyor. Buna göre vidanın kuvvet kazancı nedir denilmiş. Öncelikle eşitliğimizi yazalım. F çarpı 2 pi r eşittir direnç kuvveti çarpı vida adımıydı. F çarpı 2 çarpı 3 çarpı R dediğimiz kuvvet kolu 1 santim. Santimi biz ne cinsinden yazıyoruz? Milimetre cinsinden. Eşittir 10 milimetre diyorum. R çarpı vida adımımız neydi? 5 milimetre kadardı. İfademizi sadeleştirdiğimiz zaman R bölü F, yani bize neyi verecektir? Kuvvet kazancını verecektir. Kuvvet kazancımızın 12'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında uygulanan kuvvetin büyüklüğü için 40 Newton kadardır denilmiş. Vida tahtaya vidalanırken tahtanın gösterdiği direnç kuvveti kaç Newton'dur? R bölü F. F yerine 40'ı yazıyorum. Eşittir 12 ise R dediğimiz direnç kuvvetinin 480 Newton kadar olduğunu söyleyebiliriz. 3. Vida 4 defa döndürüldüğünde tahta bloktan geçtiğine göre bloğun kalınlığı kaç santimdir diye soruluyor. H eşittir n çarpı a'dır demiştik. H eşittir tur sayımız 4. A dediğimiz değer bizim için vida adımıydı. Vida adımımızı biz 5 mm olarak aldık. Ama bu milimetreyi santimeye çevirdiğimiz zaman 1 bölü 2 santim kadardır diyebiliyoruz. Yani h dediğimiz değerin toplamda 2 santim kadar olduğunu söyleyebiliriz.